Sayın seyirciler, iyi günler. Bugün 6 Temmuz 2020. Dün 5 Temmuz Ürümçi katliamının 11. yıl dönümüydü. Bu konuda 3 video işledim ve bu videolarda adım adım 5 Temmuz katliamına nasıl gelindiğini anlattım. Bugün de gene 5 Temmuz öncesi 3 gün içinde Çin bu katliama nasıl hazırlandığı konusunda daha size verilmemiş önemli bilgileri vermek istiyorum. 3 Temmuz Çin'in kamu güvenlik Bakanlığı, Yerel Bakanlığı'na nazar ediyoruz. Ve Goan Çin Devlet İstihbaratı Ürümçü Kolordo İstihbaratı 5 Temmuz'da bir yürüyüş olacağını, Uygur öğrencilerinin yürüyüşü olacağını çok iyi bildiği için Ürümçü'ye Yakın olan Uygur toprağında Uygursuz Çin şehri olan Sancı, Şihenze gibi şehirlerden büyük sayıda polis ekiplerini Ürümçe'ye otobüslerle, trenlerle getirdi. Ve sokakları sokaklarında kalabalık polisler görülmeye başladı. Bir de Ürümcü civarındaki Çin halk kurtuluş ordusu dedi ki Çin ordusunun da hareketliliği görüldü. Ürümcü'nü çevriledi ve Ürümcü sokaklarda önemli noktalarını tutmaya başladı. Bu bir katliamdan bir işaret veriyordu. Ancak öğrenciler şeffaftı. Yapacağı gösteri yürüyüşü barışçıldı. Sadece 26 Haziran'da Şavgan oyuncak fabrikasında Uygur işçilerinin Çinli eşkıyalar tarafından saldırı uğraması ve ölenlerin, yaralı olanların durumunu öğrenmek istediğiydi. Ama Çin Komünist Partisi bunu bir katliamın fırsatı olarak biliyordu. Bu yüzden 3 Temmuz akşamı Sağlık Nazareti yani Yerel Sağlık Bakanlığı bir tüm hastalığa emir gönderdi. Bu emirde tüm ürümcülük hastanelerde çok acil olmayan tüm hastaları evine gönderin yataklar boşaltılsın. Sağlık ekipmanları hazır dursun. Acil, yani sağlık ekipmanları bilhassa hazır dursun. Doktorlar ve hemşehrilerinin izinlerini iptal edin. Diye emir gönderildi ve böylece tüm sağlık e, personelleri sağlık e, ekipleri ve hastaneler bu hazırlıkları tamamlamaya başladı. Şimdi durum bununla da kalmadı. 4 Haziran akşamı ÇKP özellikle bölge pilot büro propaganda bölümünden tüm gazetecilere bir emir yayınlandı. Ve gizli bir emir. Sonradan açığa çıkan gizli bir emirdi bu. Tüm Çinli gazeteciler, yani gazete, televizyon, internet olsun, tüm Çin kökenli gazeteciler. 5 Temmuz sabah saat 8'de iş yerinde hazır olsunlar. Diye. Ama Uygur gazeteciler çağrılmıyordu. Çünkü orada sizi bildirilen bilgiyi kimseyle paylaşmayın diye not düşmüştü. Bunların hepsi 5 Temmuz için Uygur toplamını katletmek için yapılan hazırlıklardı. Şimdi daha önemli bir konu Orada Ürümçi'de daha önce İktisat Gazetesinin müdürü olan emekli olduktan sonra e, Uygur toplumunun içine bırakılan bir Uygur acan kendisinin 21 Temmuz Hong Kong'un Haftalık Dergi diye dergisine açıklayan önemli bir bilgisi var. Ve bunu açıkladığı için devlet gizliliğine açıkladı diye 15 senelik hepsi cezasını çarptırıldı kendisi. E şu anda hepsi hanede ceza müddetini ödüyor. Belki hayattır, belki ölmüştür. Onun da bizden haberimiz yok. Ama o günkü, yani Hong Kong Haftalık Dergisi'ne açıkladığı açıklamalar çok önemliydi. Yani bu katliama öncesi neler olduğunu bilmemiz için bu çok önemli. Gayret Niyaz Çin Acanı. Yani Çin Acanı derken tek Çin Komünistik Parti yani Doğu Türkistan'daki özerik bölge ÇKP Genel Sekreteri katil Wang Lochen'e direkt bağlanan Uygur Acan Gayret Niyaz şöyle açıklıyor. Ben 4 Temmuz ilgili makamlara telefonda bildirdim. 5 Temmuz'da öğrenciler yürüyüşü olacağını, gösterisi olacağını. Bunun önlenmesini ve nasıl önleneceği konusundaki önerilerimi onlara anlattım. Ama 4, Temmuz akşamı ve gecede hiçbir hareketlilik bu konuda benim önerilerimle bir hareket olduğunu görmediğim için gece uyuyamadım. Sabah saat erken saatlerinde ÇKP parti komitesine girdim ve direkt sekreter Van Loçen'den girdim. Bakın Van lochan'nın makamına girdim diyor. Ofisine. Ama hiçbir yetkili o bakan seviyesinde hatta onun yardımcıları olan yet uygur yetkililer hiçbiri Van lochan'nın makamına ofisine direkt giremiyor. Giriş izni de kolay kolay verilmiyor. Ama gayret ne yaz? Direkt girdim diyor. Çünkü bu Banglaçan'a direkt bağlanan bir acan olduğu belli. Banglaçan yerinde yoktu diyor. Makamında yoktu. Bu yüzden toplantı yapmakta olan tam toplantı sırasında olan Nur Bekir'i yani Van yardımcısı ve özellikle bölge başkanı Nur Bekir'i çağırttırdım diyor. Nur Bekir'i toplantını kesiyor ve bu gayret niyazının önüne geliyor. Yani emekli sıradın bir insan ama Nur Bekir'i çağırıyor. Çünkü Nur Bekir de bunun Vanlı bağlı bir ajan olduğunu biliyor. Ve Nur Bekir'e şu üç öneride bulundum diyor. Şu üç öneride bulundum. Birinci, Nur Bekir'i saat 12'den önce. Hani öğlen saat 12'den önce. Televizyonda açıklama yapsın. Canlı açıklama yapsın. Ve öğrencilerin sokağa çıkmasına engellesin. Diyor. İkinci öneri. İkinci öneri. Ürümçi'de Uygurlar toplu hani yerleşik bölgeler, semtleri derhal ablukaya alsın. Ne kadar asker geçse gitsin, askerler çevrilsin. Kimsenin dışarı çıkmasına, dışarıdakinin içeri girmesine engellesin. 3. U bölgede Uygurlar yerleşik olan ve Uygurlar kalabalık olan bölgelerde ticaret yapan, e, idari işlerden işi giden ve orada oturmakta olan tüm Çinlileri o bölgeden çıkarsınlar, kurtarsın. Diye bu üç önerimle derhal uygulamasını istedim ve oradan çıktım. Efsus kaç gidiyor. Benim bu önerimi ÇKP Parti Komitesi uygulamadı. Böylece eğer uygulasaydı 200 Çin kökenli vatandaşının ölümünü önleyebilirdi diyor diye açıklama yapıyor. Dediğim gibi Gayret Niyaz, devlet sırrını açıklamaktan 15 senelik cezaya çarptırıldı. Bu, yani şu bilgiler, Çin'in 5 Temmuz için nasıl hazırlandığı, Acan gayret mi Önerilerini neden dikkate almadığı belli. Çin Komünist Parti öğrencilerinin üniversitelerden çıkıp sokağa inmesini bekliyordu ve bunu Tüm önlemlerini almıştı. Bir büyük katliamını yapmak için tüm tedbirlerini almıştı. Bu yüzden Uygur bölgesindeki çillerini çıkartmadığı gibi Uygur bölgesine, Uygur yerleşik bölgelere ablukaya almamıştı. Ondan sonra 5 Temmuz gene bu gayret niyazının önerisinin sonra öğrenciler sokağa indi ve katliam başladı. Bu katliam konusunda bundan sonraki biraz sonra yani çekeceğim videoda o günün detaylarını vermeye çalışacağım. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.